Efendim öncelikle hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii ki Sayın Başbakanımızın takdiri. Neticede takımın kaptanı kendileri. Zaman zaman mevkilerde yer değiştirme, zaman zaman oyuncu değiştirme. Sayın Başbakanımızın en doğal olarak yapacağı, yaptığı bir düzenleme diye düşünmek lazım. Bir kere daha önce görev yapmış olduğum dört arkadaşıma da gerçekten teşekkür ediyorum. Kabinenin bir üyesi olarak birlikte beraber çalıştık. Ve şimdi yeni gelen arkadaşlarımın da eski arkadaşlarım gibi görevlerini en iyi şekilde yapacağını ümit ediyorum. Çeşitli kesimlerden, çeşitli yakıştırmalar var. Bilhassa 3 dönemle beraber görevi bitecek olan arkadaşlarımızın, Sayın Başbakanımız, işte partimizin diğer kademelerinde, diğer görevlerde mutlaka çalışabilir şeklinde ifadeleri var. Bizim partimizin aslında bir özelliği, bu sizin de dikkatinizi çok net çekmiştir. Bizim partide küsme, darılma diye bir şey yoktur. Önemli olan Sayın Başbakanımızın hangi görevi verirse versin arkadaşlarımızın Sayın Başbakanımızın vermiş olduğu görevde sonuna kadar koşuşturması ve bu konuda verilen görevi yerine getirmesi. Aslında Türk siyasi tarihinde belki de bir ilki yaşıyoruz. Geçmişte çok net hatırlayın gerçekten bakanlar görevden alınacağı zaman, alındığı zaman, değiştirme olduğu zaman çok çeşitli spekülasyonlar olabilirdi. Ama bu konuda dediğim gibi takım kurucunun, takım kaptanının istediği mevkide istediği insanı değiştirme, yorulanı yerine yenisini getirme veya çeşitli sebeplerle değiştirme gibi son derece doğal hakkı olabilir. Böyle bir ortamda kalkıp insanları ayrıştırmak yerine birleştirmenin planlarını yapıldığı bir ortamda son derece talihsiz bir açıklama. Ben önce sürçülisan diye düşündüm. Sonra baktım ki Sayın Milletvekili çıkıp tekrar aynı şeyi konuşmaya başladı. Ve bunu zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerinde yazdığını söyledi. Ulus kavramıyla bahsetmiş olduğu, örnek vermiş olduğu konu hiçbir şekilde birbiriyle bağdaşmıyor. Ulusun içinde Kürt de vardır, Türk de vardır, Laz da vardır, Arap ve Çerkez de vardır. Bu ülke hepimizin. Bu ülkenin temel taşlarında, bu ülkenin kan akıtanlarının hepsinin arasında Kürt'ü de var, Türk'ü de var, Laz'ı da var. Şimdi bu anlamda gidin Çanakkale'ye. Ben o milletvekilime Çanakkale'ye gitmesini mutlaka tavsiye ediyorum. Bakın o mezarlara, orada şehit olmuş olan insanlara. Burçlusu, Ankaralısı, İstanbullusu hepsi aynı mezarın içinde, aynı ideal uğruna yatıyorlar. Bunun yanı sıra Adıyaman Sayın CHP milletvekilinin koymuş olduğu tavrı da tebrik ediyorum kendisini. Alkışlıyorum bu tavrından dolayı. Son derece önemli bir tepki ve tavır koymuştur. Ve burada bir anlayış olarak ortaya koymuştur. Bakın bugün hangi parti olursanız olun, hangi düşünce olursanız olun, Türkiye'nin kardeşliğe, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ve size çok net ifade ediyorum bugün artık çözüme doğru daha iyi mesafe alındığının, yol alındığının, önemli örneklerinin olduğu bir ortamda ümit ediyoruz ki inşallah buna çomak sokmak isteyenler başarılı olamayacak. Ve bu konuda herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir sorumlu vatandaşı olarak etnik kökenine bakılmaksızın ama bu ülkenin vatandaşı olma, birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü ve bayrağının tekninden yalan olan herkesin ümit ediyorum ki inşallah bu konuda göstereceği gayretler son derece önemli.